Victoria 3'ün 39. geliştirici günlüğünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu haftanın konusu shipping lanes, yani gemi hatları, gemi rotaları, sea notes, bunların hepsi birbirine karışan tabirler aslında, denizcilik tabirleri. Fakat biz bunu deniz hatları veya işte gemi hatları şeklinde çevirsek sanki daha sağlıklı olur gibi. Biraz daha genel bir isim bu. Zaten içindeki diğer bileşenleri de uzun uzadıya anlatmışlar. Bunlara da değineceğim. Bence güzel bir günlük olmuş. Peşin söyleyeyim. Öyleyse başlayalım hadi. Diyor ki, gemi hatları Victoria 3'e gelen yeni bir dokunuş. Artık denizlere hükmeden imparatorlukların deniz ötesi topraklarının bir maliyeti olacak. Daha öncesinde olmuyordu böyle şeyler Paradox oyunlarında, fakat artık olacak diyor. Ayrıca dünyanın öteki ucuna askeri keşifler yapmanın da eski Paradox oyunlarının aksine belli bir maliyeti olacakmış bize. Yani oraya buraya kafanıza göre askerler yollayamayacaksınız mesela, değil mi? Kolonileşmek için dünyanın öbür ucuna asker yolluyorsanız onların ikmali var, onlara bakmanız lazım. Bir sürü şey işin içine giriyor. Yani öyle bir tıka tık, bir butona tıkladım ve oldu bitti durumu yok. Peki, fakat ilkin gemi rotalarının ayakta tutmaları açısından büyük önem arz eden konvoylara değineceğiz demişler. Yani şimdi bileşenlere bakıyoruz anlayacağınız. Diyor ki konvoylar limanlarda üretilecek. Limanlarsa Clipper teknolojisi ve birkaç olası ürüne ihtiyaç duyan hükümet binaları olacaklar. Clipper neydi arkadaşlar biliyorsunuzdur. Hatta direkt şöyle yazalım bakın. Clipper ne demek diyelim hatta. Gördüğünüz gibi bu gemiler aslında. Bu bir gemi sınıfı. Wikipedia'ya bakalım. Aynen. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış ticari gemiler. Fakat hızlı hareket ediyorlar. Dolayısıyla adları Clipper. Zaten çabuk olmalarından geliyor bu isimleri de. Ve burada da bahsedilen şey bu. Clipper teknolojisine sahip olan limanlar. Zaten 1836'da başlayacağımız için hani 19. yüzyılların ortaları falan hani mantıklı, historical gidiyorlar. Pekala, kronolojik gidiyorlar öyle diyeyim. Her ülkenin gereksinim duyduğu bir konvoy miktarı olacak ve yeteri kadar konvoya sahip olmamak gemi hatlarına penaltılar ekleyecek diyor. Böylesi bir durum abartı şekilde dünyaya yayılmış imparatorluklarda ya da düşmancıl konvoy yağmacıları ortaya çıktıklarında baş gösterecekmiş. Yani gittiniz bütün dünyaya yayılıyorsunuz, bunun yine bir penaltısı olacak. Paradox oyunundan bahsediyoruz arkadaşlar. Paradox oyunları hep bizi belli bir yerde penaltılıyor. Yani bizi kitliyor değil mi? Hani Crusader Kings'te çok fazla yayılırsanız ne oluyor? İsyanlarla uğraşıyorsunuz. İşte Europa Üniversitesi'de çok fazla yayılırsanız ne oluyor? Aleyhinizde koalisyon kuruluyor, agresif expansion var. Hani her bir oyununda bir tane mekaniği var. Burada da bunu bize ikmal yolları, daha doğrusu gemi hatlarına bir takım penaltılar getirerek bizi limitleyecekmiş, bizi bu şekilde kamçılayacakmış. Bakalım Paradox. Umarım çok sinir bozucu olmaz. Limanlar ayrıca deniz ötesi bölgelerinizi birbirine bağlamanıza yarayacak. Bu konuya daha sonra geleceğiz demişler. Pekala. Şimdi burada ilk görsel var, bir bakalım. Aha, Clipper fabrikasının iyi bir yatırım olacağını söylemiştim diye de bir metin var üzerinde. Şunu yandaki sayfada açalım şöyle görelim, evet. Bir limana bakıyoruz. Doğu Anglia limanına bakıyoruz İngiltere'deki. Employment 25K istihdam sağlıyor. 25K'da 25K. Hükümet harcamaları eksi 5.51K. Tabi bunların hepsinin haftalık olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Victoria 3'te tüm maliyetler haftalık hesaplanıyor. Burada anladığım kadarıyla 27 tane gemi var. Evet, üretilmekte olan artı 1000 konvoy diyor. Buna dönüşüyor anladığım kadarıyla. Haftalık olarak 1000 konvoy diyor. Artı 25'te şeyden alıyormuş. Urbanization, kentleşmeden alıyormuş. Peki. %10'da çıktı buff'ı var. Peki. Bunların bazılarını çok fazla anlamıyoruz şu anda haliyle. Hani ne nasıldır üzerine masu getirip bakamadığımız için. Fakat kartın 3 aşağı 5 yukarı şöyle gözükeceğini herhalde söylemek mümkün. Bu arada bunların hepsi work in progress, yani geliştirme aşamasında, bunu da hatırlatalım. Paradox'a çünkü ara ara yazmış bunu geliştirici günlüğüne, önemli bir durum bu. Peki diyor ki deniz hatları limandan limana bağlantıları temsil eder ve 3 farklı sebepten ötürü oluşturulur. Bunlardan ilki deniz ötesi marketlere erişmek adına ticaret rotaları oluşturmak. İkincisi deniz ötesi generallere ikmal rotası oluşturmak. Üçüncüsü ise liman bağlantıları oluşturarak markete bağlı olan diğer ülkeleri de rotaya eklemek. Yani bu gemi hattına eklemek, değil mi? Çünkü onlar da geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız. Geçen haftanın geliştirici günlüğünde anlattım. Orada da neydi? Bir market olduğunda bunun ortakları oluyor değil mi? Ondan önceki hafta anlattık yine Customs Union olayını, market genişlemesini. Market genişlediği zaman ne oluyor? Başka ülkeler de o marketten artık ürünler alıyor, satıyor vesaire. Dolayısıyla onların da oradaki o ikmal ağına, daha doğrusu oradaki ticari ağa bir şekilde dahil olmaları lazım. Bunu yapmanın yollarından biri ise, yani bunu yapmanın belki de en büyük yoluysa diyelim, deniz ötesi ise özellikle o ülkeler nedir? Yine shipping lanes, yani gemi hatları, deniz hatları. Pekala, devam edelim. Her deniz hattının kendine ait bir kaynak ve nihai noktası olmalıdır. Deniz hattı bir kez kurulduğunda pek çok deniz rotası ortaya çıkacak, sea node ortaya çıkacak diyor yani. Ve tüm bunların maliyetleri ülkenizin toplam konvoy gereksiniminin üstüne eklenerek size yansıyacak. Yani sizin ihtiyaç duyduğunuz konvoy miktarı, bunu önceki geliştirici günlüklerinde de bayağı bir konuşmuştuk. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Bizim bir ikmal ağını yürütebilmemiz için, bizim bir ticareti yürütebilmemiz için bunun için bir kere bir asgari sayıda konvoya ihtiyacımız var. Her shipping lane'in kendine ait belli parametreleri var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bizim o sayıda konvoy üretebiliyor olmamız lazım. Fakat buradaki konvoyun bize olan, hani bizim üretmemiz gereken konvoy miktarı aynı zamanda bir başka şeylerin de maliyeti olarak bize yansıyacakmış. Yani bir deniz hattı bir kez kurulduğunda pek çok deniz rotası ortaya çıkacak ve tüm bunların maliyetleri ülkenizin toplam konvoy gereksiniminin üstüne eklenerek size yansıyacak diyor. Yani bizim ne kadar fazla gemi hattı varsa, deniz hattı varsa o kadar fazla konvoya ihtiyacımız var. Aslında düz mantık, çok da karışık bir durum değil. Peki devam edelim. Ben biraz karışık gibi anlattım. Ayrıca her bir deniz hattının ikmal ağının gücüne bağlı olarak kendine has efektiflik birimi olacak ve bu birim rota üzerindeki konvoylarınız zarar gördüğünde gerileyecek diyor. Yani konvoylarımızın güvenliğini sağlamak için neye ihtiyacımız var? Donanmaya ihtiyacımız var değil mi? Şimdi burada ikinci görsel var, bakalım. Diyor ki, bu arada efektiflik birimi hakikaten önemli. Bunun altını daha sonra da çizeceğiz. Hindistan, Büyük Britanya'ya ham kaynaklara erişim ve nüfus gibi alanlarda müthiş avantajlar sağlıyor. Fakat Britanya İmparatorluğu demek maliyet demek. Devasa bir sivil ve askeri donanma endüstrisinin bakımının yapılması anlamına geliyor. Britanya İmparatorluğu'nun koltuğuna oturduysanız eğer bundan bahsediyor. Arayüz ve değerler work in progress demiş. Buradaki arayüz ve değerler ileride değişim gösterebilir demiş. Daha çok ham gibi duruyor hakikaten, buraya bakınca göz yoruyor biraz. Arayüz açısından bunu söylemek mümkün. Bakın burada gösteriyor ne kadar konvoya ihtiyaç var, görüyorsunuz değil mi? 8750 konvoya ihtiyaç var. Daha doğrusu erişilebilir. Eldeki konvoy sayısı 8750. İhtiyaç duyulan konvoy sayısı 8695. Sea Node toplamda deniz rotası diyelim hadi, 54, bayağı yüksek bir sayı bu arada. Supply Network Strength %100, Supply Network Strength'i artırmak için yine iyi bir donanmaya sahip olmanız lazım. Bu arada ışık şu anda çılgına dönmüş vaziyette. Mars'tan yayın yapıyorum yine size, yayın diyorum, video çekiyorum. Gün batımı var arkadaşlar, yapacak bir şey yok, bu saate denk geldi. Buraya akşam güneşi vuruyor. Peki. İşte sülfür alıyormuş, Sicilya marketinden sülfür alıyormuş, Amerikan marketinden kumaş alıyormuş, Çin marketinden ipek alıyormuş. Bakalım. Yine çay alıyormuş oradan. Ahşap tahta alıyormuş İsveçlilerden. İsveç'ten yine demir alıyor. Hawaii'den de meyve alıyor. Egzotik. Okey. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Tüm trade route'larınızı, yani ticaret rotalarınızı bu şekilde gözlemleyebiliyorsunuz demek ki. Peki. Güzel. Devam edelim. Birbirine sınırı olmayan iki market arasındaki ticaret rotaları deniz ötesi oluşturulur ve gemi hattına ihtiyaç duyar. Karaların birbirine olan mesafesi iki marketin başkentlerine bağlı olarak hesaplanır. Yani iki marketin başkenti birbirine, market başkenti, market capital işte, öyle bakalım. Hani marketin olduğu kent, öyle bakalım, ulusal marketin. Ulusal marketin olduğu kent neredeyse, diğer ulusal marketin olduğu kent neredeyse, bu ikisinin arasındaki mesafe olarak bakılıyor. Yani en yakın liman olarak hesaplanmıyormuş. Bu önemli çünkü en yakın limanlar olarak hesaplansa, ona bakarsanız hani bir yere, sonuçta Ankara'ya siz bir şey getirmek istiyorsanız, ne bileyim Sinop'ta, Samsun'da bir yerde gemiyle oraya ikmal yapabilirsiniz. Oraya getireceğiniz şeyi getirirsiniz. Fakat onun oraya getirilen ürünlerin Samsun'dan Ankara'ya da taşınması lazım. Yani işin içerisinde bir daha bir lojistik sorunu var. Yani oyun bunu da gözetecek. Öyle ben kıyıya bıraktım siz oradan alırsınız durumu yok. Peki devam edelim. Konvoy maliyeti mevcut deniz hatlarına, taşınan ürünlerin miktarına ve taşınan ürüne özel spesifik bir modifier yani modifikasyon varsa buna göre hesaplanır diyor. Efektiflik düzeyi bir ticaret rotasının rekabetçilik düzeyine ve taşınabilecek ürünlerin miktarına etki eder. İki marketin birbirine en yakın kalan limanları kullanılır. Bu önemli. Eğer iki ülkeden birinin limanı yoksa deniz ötesi ticaret rotası oluşturulamaz. Değil mi yani? Zaten mantık hatası olur. Fakat burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Diyor ki şurada eğer spesifik bir modifier'ı varsa ürünün diyor. Yani sizin aslında o sırada taşıdığınız ürünlerin ne olduğuna göre bile ne kadar taşıyabileceğiniz değişecek, değişim gösterecek. Veya işte taşıdığınız ürünler belli modifier'lara sahipse, pozitifse mesela bunlar belki daha fazla taşımanızı sağlayacak. Ya da belki de oradaki konvoyların maliyeti düşecek değil mi? Çünkü konvoy cost is influenced by the number of sea notes falan diyor. Yani belki bu bizim lehimize olacak. Çok sanmıyorum ama genelde aleyhimize olur bu gibi şeyler. Lojistik falan. Bakalım. Bu gibi oyunlarda genelde öyle oluyor. Paradox oyunlarında. Bakalım. Güzel ama bu detayın olması güzel. Çok hassas bir şeyleri taşıdığınızı düşünün değil mi? Daha özel bir... Belki de mürettebat gerektirecek. Belki daha özel bir gemi sınıfı gerektirecek. Veya daha fazla konvoya ihtiyaç duyacaksınız. O taşıdığınız şeyin güvenliğini sağlamak adına. Belki de. Şu an biraz bilmediğimiz sulardayız henüz. Henüz çok fazla bir şey ya anlatılan şeyler var da biraz görmemiz lazım. İkmal rotalarına bir general karayoluyla ulaşılamayacak bir cepheye gönderildiği zaman... ihtiyaç duyulur diyor. Yani siz bir generali savaşa yolluyorsunuz değil mi? Deniz ötesi bir savaş bir de. Adam yolladığınız cephe nerede? Atıyorum siz İngiltere'siniz, nerede yolluyorsunuz? Hindistan'a yolluyorsunuz adamı. Orada bir cepheniz var. Bu sefer ne oluyor? Oraya gönderdiğinizde oradaki birliği sizin ikmallemeniz lazım. Çünkü birlik sürekli tüketiyor. Dolayısıyla işte bu durumlarda siz bir generali bir cepheye yolladığınızda, deniz ötesi özellikle yolladığınızda ikmal rotaları oluşturulur diyor. Generalin karargahına yani generalin aslında çıktığı region'a, bölgeye karayoluyla bağlı bir dost limandan cephenin bağlı olduğu dost bir limana ulaşmak hedeflenir diyor. Yani nereden atıyorum İngiltere'de Doğu Anglia'dan çıkmış adam ya da karargah orada. Oradan Doğu Anglia limanına kadar olan yol, Doğu Anglia limanından da nereye? Hindistan'a işte atıyorum Bombay'a değil mi? Bombay'daysa cephe. Oraya ya da Bombay değil de Mumbai'de daha yukarı bilmiyorum. Hani neredeyse artık cephe oraya en yakın olan limana yol çiziliyor. Yani işin süreci bu şekilde işliyor. Bunu anlamamız önemli çünkü anladığım kadarıyla oyunda elimiz ayağımız bu ikmal rotaları olacak, işte ticaret rotaları olacak, gemi hatları olacak, deniz hatları olacak. Dolayısıyla bunların aralarındaki ufak nüans farklarını falan... İyi bir şekilde anlamamız gerekiyor gibi geliyor bana. Biraz da karışık hakikaten. Diyor ki, konvoy maliyeti bağlı olan deniz yollarına, tıpkı burada da yani diğerinde olduğu gibi, bağlı olan deniz yollarına, ikmallenmiş taburlara ve generalin sahip olduğu trade'lere göre belirlenir. Yani general mesela... İyi supply, iyi ikmal sağlayabilen bir generalse belki oradaki konvoy maliyeti düşecek gibi. Düşük efektiflik seviyesi generalin ve birliklerin ikmal durumlarına etki eder diyor. Burada da efektivite önemli. Eğer bir cephenin limanla olan bağlantısı kesilirse o bölgeye general gönderilemez. Ya da ceplenirse değil mi, orada hapsedilirse siz oraya artık ikmal gönderemiyorsunuz. Siz oradaki birliklerinize belki de veda ediyorsunuz. Belki ikmalsizlikten gidecekler, belki de savaşarak, çarpışarak ölecekler. Peki, şimdi üçüncü görsel var. Binlerce kilometre uzaklıkta deniz ötesi birliklerin ikmalini sağlamak çok zor bir iş demişler. Bunun için İngiltere'den keşif güçlerini yollayıp Ümit Burnu'ndan döndürüp Hindistan'a ulaştırmaktansa koloni yerleşimcileri ve yerel halktan düzenli bir ordu tertiplemek Britanya için daha mantıklı olacaktır diyor. Değil mi? Çünkü orada madem bu kadar biz burada daimiyiz, o zaman biz neden burada bir düzenli ordu kurmuyoruz? Çok mantıklı. Hatta orada yerel işbirlikçiler falan bilmiyorum. Onları da tarafınıza katıp öyle bir tık kalitesiz ama hani işinizi görecek bir ordu belki de kurabilirsiniz. Sonuçta sürekli Ümit Burnu'nu dönüp dolaşıp Hindistan'a ikmal yollamak gerçekten hem finansal yönden hem de bir diğer yandan hani olasılık yönünden de zor bir şey. Yani o arada başka ülkeler, rakibiniz olan ülkeler sizin konvoyunuzu yağmalayacak vesaire vesaire. Uzun bir yolu çok güvenli tutmanız lazım. Ama tabii Britanya oyunun en büyük donanmasına sahip olarak başlayacak. Dolayısıyla belki de onu sağlayabiliyordur. Bunu bilmiyorum. Bakalım. Şu görsele de şöyle bir bakalım. Ne diyor? Sir Henry Wakelin Smith Pegu Himalaya cephesine gidiyormuş. Bakın Himalaya cephesi varmış. Oraya gidiyormuş adam. 135 günde varacakmış. Experienced Colonial Administrator. Oo, bu bahsettikleri şey işte mesela. Deneyimli bir koloni yöneticisi. Hedonist, biraz zevklerine düşkünmüş beyefendi. Haydutmuş. Bir yandan da kaşifmiş. Şunların anlamını bilmiyorum ama güzel. Okey. Hoşuma gitti buradaki renkli şeyler. Hedonist general acaba ne yapıyor? Fazla mı ikmal tüketiyor? Umarım öyle değildir. Devam. Son olarak liman bağlantıları konusuysa birazcık karışık. Bir devletin bir marketteki ürünlere erişim sağlayabilmesi için market başkentine, yani market capital'ına, market kentine geri dönmelerine yarayacak bir yola ihtiyaçları var. Tabii kendi marketlerinden bahsediyorum. Yani bir ülke gidiyor bir başka ülkeyle ticaret yapıyor ya, ama orada ne yapması lazım? Geri dönebilmesi için, geri dönebilmesi lazım. Bunun içinse orada artık bir yol oluşmalı. Bundan bahsediyor. Limanlar arasında bir yol oluşmalı diyor. Şayet bu yol deniz üzerinden gitmeyi gerektirirse market kentine uzanan bir gemi hattına ihtiyaç duyulacak diyor. Yani eğer deniz üzerinden, yine aynı örneği verelim. Mesela Güney Kanada'dan işte şeye gitmek istiyorsanız, İngiliz marketine ulaşmak istiyorsanız, Londra'ya ulaşacaksanız ne yapacaksınız? Yine deniz hattı, gemi hattına ihtiyaç duyacaksınız. Fakat oradaki limanlar önemli. Bir market dahilindeki tüm devletler için bu yolun izlenmesi gerek. Tek bir ülkenin kendi gemi hattına sahip olduğu durumlar yerine birbirine komşu bir grup ülkenin market başkentine açılan tek bir çıkış limanına sahip olduğunu göreceksiniz diyor. Burada tasarım açısından böyle bir karar almışlar. Bence çok mantıklı çünkü gerçekte de bir tık böyle oluyor hakikaten. Bugün bile bunu görmek mümkün. Diyor ki mesela Britanya Hindistan'ı için, British India için mesela Bombay buna iyi bir örnek demiş. Yani oradaki çevredeki ülkeler de oradan nasibini alıyor. Çünkü oraya geliyor mallar, ürünler. Diğer ülkeler de mesela ticaretlerini oradan yapıyorlar gibi bir durum. İşte ama çok gelişmemişler, ama kalabalık yapmak istemiyorlar, ama kendi limanları yok gibi durumlar. Peki yani bir liman, dostane bir liman sizin market kentinize bağlıysa ve dostsa hakikaten o liman sizin ülkeniz sınırlarında olmasa bile siz oradan işinizi yürütebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Fakat bunun işte o tarifler falan geçen hafta anlattık ya, bu gibi ıvır zıvır durumları var biraz. Biraz karışık öyle diyeyim. Size pahalıya patlayabilecek diyorlar. Bakalım. Diyor ki. Tabii bunun için bir limana sahip olmanız gerek değil mi? Yani en azından kendi ülkenizden çıkan bir limana sahip olmanız lazım. Şayet bu bağlantı sona erer ya da zarar görürse deniz ötesi ülkelerin markete erişimleri kesilir ve bu da onların kaderlerine terk edilmelerine yol açar. Yani deniz ötesi ülkelerin bir şekilde limana ihtiyaçları var. Çünkü limanları olmazsa dünya ile olan bağları kopuyor. Burada da buna vurgu yapmışlar. Aynı şekilde eğer bir gemi hattının efektiflik seviyesi düşerse, yine efektiflik seviyesinin burada altını çiziyorlar. Düşerse eğer bu durum ürünlerin erişilebilirliğine zarar verir. Daha önceki günlüklerde bahsettiğimiz gibi deniz ötesi imparatorlukların güvendikleri, deniz ötesi asetleri kaybetmeleri, yani deniz ötesinin ellerinde bulundurdukları toprakları kaybetmeleri aynı anda gemi hatlarını da kaybetmelerine neden olur diyor. Yani deniz hatlarını kaybetmelerine neden olur diyor. Deniz hatlarını kaybetmeleri durumu da ülkeyi bildiğiniz kaosa sokar değil mi? Britanya'yı düşünün mesela. Bir anda bütün dünyayla bütün gemi hatlarını kaybettiğini düşünün. Ki bunun olması için ne gerekiyordu? Deniz ötesindeki asetleri kaybetmesi gerekiyordu. İşte burada koloni savaşlarını bu oyunda yoğun bir şekilde oynayacağımızın işaretlerinden birisi bu. Çok da isabet zaten tarihsel olarak baktığımızda, evet böyle bir zamana denk geliyor. Hani belki o kadar eskisi kadar çok savaş dönmüyor bazı alanlarda dünyada şey açısından. Koloni savaşları açısından Amerika mesela artık bir tık paylaşılmış falan. Paylaşılmış dediğim Amerika Birleşik Devletleri zaten kurulmuş da işte Hani Amerika üzerinde bir koloni savaşı dönmüyor. Dünya üzerinde bir hegemonya savaşı dönüyor. Biz de bunu deneyimleyebileceğiz. Bence bu güzel bir şey. Hiç böyle bir oyun oynamadım daha önce, öyle diyeyim. Yani bu kadar ciddi bir oyun, kendini bu kadar ciddiye alan bir koloniciliği de kapsayan bir oyun ilk defa oynayacağım. Peki. Diyor ki, deniz ötesi ülkelerle liman bağlantılarını kurmak ve bakımı için gerekli ödemeyi yapmak market sahibinin görevi. Yani büyük ortağın görevi. Eğer bir mesela ticari birlik varsa. Bu maliyetleri kompanse etmek için market sahibinin subjectlerinin sahip oldukları konvoyların bir kısmının market sahibiyle paylaşmaları gerekiyor. Ayrıca subjectler kendi ticaret ve ikmal rotalarının maliyetlerini kendileri ödemekle yükümlülerdir diyor. Bu da enteresan. Bunları biraz soyut şu anda bunlar. Bunları biraz görüp deneyimlemek lazım. Bir liman bağlantısının konvoy maliyeti kullanılan deniz yollarına ve deniz ötesi altyapı kullanımına göre değişim gösterir diyor. Bir yandan ham maddelerinizi deniz ötesi kolonilerinizin tarla ve madenlerinden elde edip, diğer yandan yüksek altyapıya sahip imalat endüstrileriniz market başkentinin yanında bitmiş ürünler üretiyorsa şayet, liman bağlantı maliyetinizi koloninizin gelişmişliği ve refah seviyesi pahasına da olsa minimize edebilirsiniz diyor. Yani bu biraz çetrefilli bir cümle ama size şöyle özetleyeyim. Diyelim ki ben gidiyorum, ben İngiltere'yim, yine ne yapıyorum? Hindistan'dan ham madde çıkarıyorum, değil mi? Bu ham maddeyi ben kullanıyorum. Buradan fayda sağlıyorum. Fakat oradan çıkarttım işte ne bileyim mücevherdir, bilmem nedir, ham maddedir. Bu çıkarttığım tüm bu kaynakları ülkeme getiriyorum. Gemi hatları, deniz hatları yoluyla. Fakat bir diğer yandan eğer kendi market başkentimin dibinde bitmiş ürünlerin imalatını yapmaya çalışan, yani finished products, aslında finished goods, işlenmiş olan ürünler üretecek imalathanelerim tam gerçekten market capital'daysa, Londra'daysa mesela, ne oluyor? Benim sürekli kazanç sağladığım bir durum, bir düzen oluşmuş. Sömürü düzeni arkadaşlar bunun adı aslında, özetle. Yani Paradox yazmamış ama sömürü düzenini bu şekilde hayata geçirebilirsiniz. Fakat ne pahasına? O denizin ötesindeki, deniz ötesinde olan koloninizin gelişmişliğinden vazgeçiyorsunuz. O seviye artmıyor ya, adamlar sürekli sömürülüyor. Kafasını kaldıracak vakti olmamış ve o insanların yine refah seviyesinden vazgeçiyorsunuz, değil mi? Yani Hintlilerden bana ne kardeşim, ben İngiltere'yim, ben işte Britanya'yım, ben bu yoldan gidiyorum diyerek yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yani bunu yaparsanız eğer gerçekten sömürmüş oluyorsunuz. Çok ilginç bunları. Bu şekilde dillendirince enteresan oldu. Oyunu oynamasak mı acaba? Neyse. Oyun bu, oyun. Okey. Ayrıca tarihte yaşanan şeyleri bu şekilde deneyimlemek, değil mi? Ne kadar büyük acılar çekildiğini belki de daha iyi resmetmemizi sağlayacak. Şey tarafta olunca, sömüren tarafta olunca. Bilmiyorum, benim bir Belçika save'i hayalim var, bakalım. Şimdi burada dördüncü görsel var. Diyor ki Hindistan'ı Britanya marketine bağlamak için Ümit Burnu'nu geçip Britanya adalarına ulaşmak maliyeti etkiliyor. Peki ya Britanya bir şekilde kesilme bir yol bulsaydı ne olurdu demiş. Overseas Port Connection, Shipping Lane from Home Counties to Madras diyor. 2916 konvoya ihtiyaç var. O efektiflik seviyesi %100. Ya bu tam olarak nereden nereye bağlanıyor bilmiyorum. Madras neresi bilmiyorum. Bakalım hatta Madras'a. Madras. Hindistan'da bir şehir. Okey. Okey. Yani emin olamadım. Oraya ayrıca liman kurulursa falan diye mi bahsetmişler? Tam anlayamadım. Neyse. Çok önemli değil. Devam edelim. Son olarak tabii bunu daha da kolaylaştıracak bir şey var. Geçen haftalarda yine bunu konuştuk. Nedir arkadaşlar? Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı'nı açın ve bir anda yolunuz kısalsın, değil mi? Bir de bu boyutu var. Neyse, devam ediyorum. Son olarak bir ülkenin tüm deniz hatlarını bir araya getirdiğiniz zaman ülkenin ikmal ağı ortalaması ortaya çıkıyor demişler. Daha önce belirttiğimiz gibi bugünlük de belirttiler zaten. İkmal ağının gücünü ülkenin sahip olduğu tüm gemi hatlarının maliyetlerinin toplamıyla ölçümlüyoruz demişler. Yani sizin tüm deniz hatlarınız, gemi hatlarınızın toplam maliyeti sizin ikmal gücünüz. Bu da neye tekabül ediyor arkadaşlar? Toplamda konvoylarınızın sayısına tekabül ediyor. Ne kadar fazla konvoyunuz varsa o kadar güçlü bir ikmal ağınız var anlamına geliyor bu. Bu haftanın günlüğünden bu kadar. Önümüzdeki hafta enteresan bir konuyla geri döneceğiz arkadaşlar. Afyon savaşlarını anlatacaklarmış. Ben de dört gözle bekliyorum, çok merak ediyorum. İşin içerisinde bol bol Osmanlı olacaktır diye varsayıyorum. Öyleyse önümüzdeki hafta bir sonraki günlükte tekrardan görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like butonuna basmayı unutmayın. Discord'a gelin, Discord güzel. Yayınlara gelin, yayınlar güzel. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşüyoruz. Bay bay.